Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hüma Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şu anda milli aradayız. Milli arada olmasına rağmen ancak Fenerbahçe'de işler hiç de öyle yavaştan ilerlemiyor. transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Fakat sizlerden küçük bir ricam olacak. Bu videoyu beğenir misiniz arkadaşlar? Tam uçaklı uçaklı bir intro gelirken videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar bu uçak boşuna kalkmaz. Kanalımızın yeni aboneleri bilsinler ki genellikle transfer videolarında bu uçağı kaldırırız. Burada da belki açıktan belki subliminal olarak sizlere duyum aktaracağız inşallah. Sizlere bırakıyorum artık ne kadar algıladınız ne kadar anladınız o kar. Şimdi arkadaşlar Fenerbahçe Alanya Spor maçını kazandı. Süper Lig'de 7. haftada Fenerbahçe kayıpsız bir şekilde sahasında konuk ettiğim Alanya Spor engelini 5-0 ile açtı. Açtı açmasına ama bazılarının da maalesef ve maalesef uykularını kaçırdı. Niye kaçırdı? Şimdi ortada fırtına gibi bir Fenerbahçe. Şimşeklerle çalışan bir Fenerbahçe. Dolu dizgin giden bir Fenerbahçe. Yani pire gibi oynayan bir Fenerbahçe var. Ve Fenerbahçe'ye çamur atmak uğruna uğraşan insanlar var. Hani hava sıcaklığı şu kadar olsaydı Fener bu kadar atamazdı diyecekler. O kadar kıvırma modundalar ki, o kadar kötüleme modundalar ki. Ha ben seviniyorum. Bakın arkadaşlar, biz yıllarca yani çok büyük bazı hatalar yaptık. Birinci hatamız erken havaya girmek. Hani bu sene o sene Fenerbahçeliler hisseder. Kesin Şubat'ta montlarla şampiyonluk kutlayacağız denen. O saçma inanışlara kapılmamızdı birincisi. İkincisi ilk hakem rezaletinden sonra bayır aşağı e, freni patlamış, şoförü arabadan atlamış, başına buyruk şekilde inen, inen bir e, kamyon gibiydik. Birkaç yıldır böyle yani oyna 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 süper oyna şahane oyna bu sene o sene şöyle de böyle de ilk hakem faciasında camia dağılıyordu. Bu sene saha hakem faciası yaşadık arkadaşlar. Adana Demirspor maçında net offside verilmedi. Gitti o penaltı oldu, gol oldu. Saçma sapan bir şekilde Lemos'la Salah'ı aldı, at pası verdiler Adana Demirspor maçı. 4-2 oldu. Ama o Adana Demirspor'a hiçbir takımın 4 atacağını ben zannetmiyorum. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Demek istediğime bir ek de şunu söyleyeyim. Yani bir ek olarak da şunu söyleyeyim. Fenerbahçe dolu Ziyin giderken Çamur atmaya çalışan çok olur. Neyse, sözü çok uzattım. Fenerbahçe Alanyayı 5-0 yendi. Şimdi de ne diyorlar? Fener hakemle kazandı. Şimdi bunu demek için insanın futboldan anlaması lazım. Futboldan anlamıyorsa insanlıktan anlaması lazım. İkisinden de anlamıyorsa susması lazım. Ya da insan taklidi yapması lazım. Şimdi e, eski hakem Deniz Çoban Hüseyin Göçeğin performansını değerlendirmiş ve iki tane kritik hata yaptığını söylemiş. Şimdi Fenerbahçe'de golleri atanlar belli. Kimin attığı belli. Kimin oynadığı belli. Skorun 5-0 olduğu belli. Hani uzun uza diye girmiyorum. Kısaca 38. dakikada ceza sahası içinde top Crespo'nun eline çarptı diyor. Bence pozisyon pen, bence pozisyonda penaltı yoktu diyor. Kısa mesafeden gelen top Crespo'nun elini kaçıracak kadar fırsatı olmadığı için eliyle buluştu diyor. Elleri ve kolları doğal pozisyondaydı. Fakat bu pozisyonun hemen arkasında Gustavo Efecan'ı iterek düşürüyor. Burada penaltı kararı verirse daha doğru olurdu diyor. Fakat ben burada eski hakeme bir uyarıda bulunuyorum. Pozisyon bir bütündür değil mi? Bütündür. Eğer var üzerinden bir penaltı verilecekse bütünsel olarak bakılır. Yani topun Alanya Spor atağında atak başlangıcından itibaren bakılır. Taç kullanılıyor. Oyuncu göğsüne yumuşatıyor. Kendi takım arkadaşına ceza sahası içindeki arkadaşına veriyor. Bu arada Gustavo karşılıyor. 93 numaralı futbolcu. 93 numaralı futbolcu topu alırken net bir şekilde elle oynuyor. Açık bir şekilde, sarih bir şekilde, bariz bir şekilde elle oynuyor. Elle oynadıktan sonra geriye pas veriyor. Takım arkadaşı topun altına girmeye çalışıyor. Crespo'nun eline çarpıyor top. Sonrasında Gustavo'nun müdahalesi o kadar sert olmamakla birlikte, Efecan'a müdahalesi sert olmamakla birlikte oyun devam ediyor. Eğer var çağırmış olsa en baştaki el pozisyonunu görüp pozisyonu en baştan iptal eder. Hakem o karşı tarafı işaretler. Orada el var der. Şöyle eli gösterir. Şurada var der. Adana Demir Spo şey ee, Alanyalı oyuncu. Onu belirteyim. Bir ikincisi eğer Gustavo'nun efecena yaptığı harekete penaltı diyorsak biz Süper li hiç maç oynattırmayalım. Direkt her dokunuşa penaltı çalalım. İkincisi 45 artı 1'de Pedro'nun yerde kaldığı pozisyonda Fenerbahçe lehine verilen penaltı doğru diyor. 51'de Valencia'nın beklediği pozisyonda çok küçük bir temas olsa da penaltıyı gerektirecek kadar değildi diyor. Aldatma kararı çıksa daha doğru olurdu. Aldatma kararında hiçbir müdahale olmaz. Yani eski hakemsin ama söz konusu Fenerbahçe olduğu zaman ifadeleri doğru kullansak daha doğru olur. Arkadaşlar hiçbir müdahale olmadan atarsan aldatma olur azıcık müdahalede atarsan bu abartı sayılabilir. Abartıdan sarı kart diyebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Ama iki, aynı hakem iki farklı karar bakın. Görüyorsunuz değil mi? Fenerbahçe lehin oldu mu diyor ki ya Fenerbahçe'nin aleyhin oldu mu diyor, penaltı diyor. Fenerbahçe lehin oldu mu diyor, bu çok hafif bir müdahale oluyor. 70'te Crespo'nun 4. gol öncesi şey Fenerbahçe'de 4. gol öncesi Crespo'nun Targaliniye faulü vardı. Hakem faulü atlayınca devamı gol oldu diyor. Merak ediyorum. Fenerbahçe futbolcularının her dokunuşu faul mü sayılacak? Şimdi ayağa bir darbe var mı? Sakatlayıcı bir hamle var mı? Gattarlık var mı? İtme, çekme, hani 10 kusurlu hareket, 9 kusurlu hareket, kimisine göre 31 kusurlu hareket, kimisine göre 50 kusurlu hareket bunlardan biri var mıydı? Lütfen artık formasına göre yapmayın. Formasına göre değerlendirmeyin. Fırat Aydın Usta değerlendirmiş arkadaşlar. Fırat Aydın Usta pres oyunu, pas oyununu teslim aldı diyor. Hani Faryoli'nin oyununu bozan Jesus'un zekası ve Crespo'nun performansıydı diyor. Ben çok merak ettim diyor ki. Topa sahip olma ve maç başına isabetli pas sıralamasında zirvede olan Alanya. Bu sezon bak topa sahip olma maç başına isabetli pasta zirvedeymiş Alanya. Bu sezon tek yenilgisini rakibinden daha az isabetli pas yaptığı, daha az topa sahip olduğu Konya maçında alan Fenerbahçe'ye konuk oldu. Alanya'nın bu paslaşma becerisi Kadıköy'de gayri ciddi bir hal alınca erken gelen goller kaçınılmaz oldu. Hele hele bu davranışı 3. bölgede en efektif baskı yapan takıma karşı sergilediğinizde sıkıntı büyük oluyor diyor. Alanya açık oynayınca şöyle oldu böyle oldu diyor arkadaşlar. Fark oluşturan isim Crespo diyor. Hani <laughs> Crespo agresif oynuyor diyor. Atıyor attırıyor diyor. Top kapıyor oynatıyor. Takım savunması olarak Fenerbahçe'nin çizgi taktiği ile her an tehlike yaşayabilecek görüntü çiziyorlar. Skor 1-0 olsa, 2-0 olsa, 3-0 olsa bu risk hep var. Ama hücum tarafına gelince de alternatif çok diyor. Arkadaşlar bakın bu konuda ben de hem fikrim, sizlerle hem fikrim. Doğru. Ancak hem fikir olmadığım küçük bir nokta var. O da şu. Yani o da şu. Ya Fenerbahçe evet riskli bir oyun oynuyor ama rakibe verdiği korku. Ya maçı 5-0 önde götürüyorsun. Ben Twitter'da esprili bir şey paylaştım dedim ki yani 5-0 önde olan yani geride olan takım sarı lacivert olanlar değil ha diye. Bu risk hep var futbolda. Futbol bazen de şans oyununa dönüşür arkadaşlar. Bu risk hep var. Enner Valencia. Bakın size enteresan bir şey daha alım size futbol. Valencia, Haaland ve Lewandowski'yi geride bıraktı arkadaşlar. Çok komik değil mi? Hocam neyi de geride bıraktı? Gol kaçırma rekorunda mı diyeceksiniz. Şimdi dünyanın ünlü futbol forvetlerinden Erling Haaland ve Robert Lewandowski. Valencia bu ikisini de geride bırakmış oluyor. Neyi de geride bırakıyor arkadaşlar? Fenerbahçe'nin en skorer ismi. Or Krallığında lider olan Valencia. Bu iki ismi geride bırakmış. 32 yaşındaki deneyimli forvet Avrupa'nın 5 büyük liginde 3 artı gol atan oyuncular arasında en sık gol sevinci yaşayan isim olmayı başarmış. 330 dakikada 7 gol üretmiş Valencia. Yani sahada kaldığı her 330 dakikada bir gol atmayı başardı diyor. Manchester City'den Haaland 575 dakikaya 11 gol sığdırarak 52 dakikada bir gol üretmiş. Yani Valencia 330 dakikada 7 gol. O da yaklaşık ne yapıyor abi? Yani 40 lan çarpsan 280 gibi bir şey. Ee, 50 ile çarpsan 350 yapıyor zaten. Yani 48 dakikada her 48 dakikada bir gol atmış. Halat 52 dakikada bir atmış. Lewandowski de 56 dakikada bir gol atmış. Ha Fenerbahçe gol makinesine dönüştü. Zaten biz... Jesus gelmeden diyorduk. Jesus'un bütün forvetleri gol makinesine dönüşüyor diye. Ya yani Fenerbahçe farklı futbolcularla golleri buluyor. Yani 5 tane gol atıyorsun. 2 tane golü aynı futbolcu atmıyor. Hep farklı futbolcular atıyor. Bu da Jesus bal yani Jesus futbolunun özelliği. Süper Lig'de şu anda en fazla gol beklenenisi yakalayan takım 13.9'dan. En çok net gol pozisyonuna giren takım 29'dan. Hani tekrar ki Paris Saint Germain diyor bu istatistikler şımartmasın bizi. Geçen sezon Süper Lig'de sadece bir maçın ilk yarısında rakip fileleri 3 gol attı Fenerbahçe hatırlayın o da Çaykur Rize maçıydı. Bu sezon daha 7. haftadayız bunu iki kez başardık. Hem Alanya hem Kasımpaşa maçlarında. Ve şunu söyleyeyim kaçırdığımız o kadar net pozisyonlar var ki bunu 3'lü edebilirdik 4'lü edebilirdik. Mesela Serdar Dursun Serdar Dursun'un oynadığı maçlar var. O kadar enteresan kaçırdığı goller var. Ama şu anda Fenerbahçe'de süre almakta kısır bir durumda Serdar Dursun. Ve Serdar Dursun'a talipler var arkadaşlar. Bunu destek alan Augsburg, Schalke 04 ve Union Berlin talip oldu diyor. Bu haber %100 doğru arkadaşlar. Bu haber %100 doğru arkadaşlar. Evet, Serdar Dursun'a bu takımlar talip. Bu haber %100 doğru. Doğru ve ee, ben bunu doğruluyorum. Ha diyeceksiniz ki Serdar Dursun gidecek mi? Serdar Dursun devre arasına kadar hiçbir yere gitmeyecek. Gitmeyi düşünmüyor. Gitmeyecek. Gitme planları arasında yer almıyor. Ve Serdar Dursun iyi bir Fenerbahçeli. kulübe de iyi bir iş yapıyor. Şu anda A milli takımın golcüsü konumunda. Bundesliga 2 Darmstadt'tan geldi. Ligimizde daha önce de birçok takımda oynadı. 30 yaşında. Ve arkadaşlar ee, bu 3 takıma da sıcak bakıyor. Ama dediğim gibi devre arasından önce zor. Yani devre arasında ee, daha doğrusu devre arasından önce gitmeyecek %100 olarak. Fakat devre arasında gider mi o konuda bir şey söyleyemem. Adana Demirspor'u kabul etmedi. Hatta dünkü canlı yayında da arkadaşlar sordu hocam Adana Demirspor'a gitmediği için mi kadro dışı diye. Alakası yok. Yani bir şey aramayın arkadaşlar. Sistem taktikler bu şekilde. Ha gitseydi Tayyip Talha Fenerbahçe'ye gelecekti. Şimdi Beştaş'a gitti. Yani Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Dinamo Kiev iddiası doğru değil. Açık söyleyeyim. Yani Dinamo Kiev istediği kadar istesin. Ee, Ukrayna basını bunu dile getirsin. Yani bu doğru değil. Ee, doğru değil. Kesinlikle doğru değil. Onu da belirteyim. Ben kolay kolay bu kadar net konuşmama haberiniz olsun. Artık transfer döneminde değiliz ya. O yüzden böyle rahat rahat konuşuyorum ve net konuşuyorum. Hem abonelere hem üyelere. Fenerbahçe'de gözden düştü mü? Düştü. Peki size bir sorun var. Serdar Dursun'un gol istatistiğini hiç merak ettiniz mi? Yani transfer marketi genelde orada yazıyor ya o yüzden söylüyorum başka yerde bulunmuyor kolay kolay. Hiç merak ettiniz mi? Serdar Dursun bu sezon 499 dakika süre almış. Yani 10 maçta kısmi 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 süre almış. 499 dakikaya 2 gol 2 asist sığdırmış. Allah yolunu bahtına açık etsin. İnşallah milli maçta 4-5 tane birden gol atar morali motivasyonu yerine gelir. Alanya maçında mutsuz bir görüntü çiziyor ama Alanya maçında Fenerbahçe dolu dizgin gidiyor. Geçen sezon 33 maçta 15 gol 4 asistlik katkı vermiş. Ama Jesus'un sistemine şu anda ters. Ters arkadaşlar bize hızlı forvet lazım. Ama illaki pivot santraforunda lazım olduğu maçlar olacak. Ee, yani Serdar illa illaki görev aldığı maçlar olacak. Bir bakmışsınız Beşiktaş maçına ilk 11'de başlamış. Olmaz olmaz demeyin. Yani durum bu. Hocam peki giderse kaça gider? Arkadaşlar 4 milyon euroyu veren takıma hayırlı olsun deriz. Hocam 4 milyon euroda kimse vermez. Bence kesin konuşmayın. Bence bazı konularda kesin konuşmayın. Diliniz yanabilir. Mesela yine kesin konuşmamanızı istediğim bir husus var. Nedir o? Crespo. Fenerbahçe'nin başarılı bir teknik direktörü var. Jesus ve başarılı bazı futbolcular var. Bunlardan birisi Miguel Crespo. Şimdi Crespo takımın orta sahasını aldı, götürdü, yürüdü, etti, coştu. Hani neler yaptı neler. Neler yaptı neler. Ama ama aynı Crespo bakın aynı Crespo Fenerbahçe'de ne eleştiriler aldı. Oynadığı daha ilk maçta daha oynadığı ilk maçta hatırlatmakta fayda var. Rıdvan Dilmen tarafından aforoz edilmiş bir futbolcuydu. Yalansa yalan deyin. Şimdi Crespo 82 dakika oynadı Alanya maçında. Ve ilk yarının sonunda attığı şık gol, taraftarı mesleden bir hareket, binlerce seyircinin alkışlarının oyundan çıkması vesaire vesaire. Ben Crespo ilgili hani şöyle yaptı, böyle yaptı, şunu etti, bunu etti, şu kadar iyi futbolcu, bu kadar iyi futbolcu demek istemiyorum. Ama ben Crespo ile ilgili şunu söyleyeyim. Bu sezon ilk golünü attı Alanya maçında. 81. dakikada Mert Hakan Yandaş'ı yerine bıraktı. 9 maçta 1 gol 1 asiste ulaştı. Fakat Crespo için 2 tane duyum vereceğim size. 1. Portekiz milli takımının yetkilileri Crespo'yu takip ediyorlar. Crespo'nun Portekiz milli takımına alınması özellikle dünya kupası sürecinden önce alınması o dönem hazırlık maçları olur bilmem şu olur bu olur yani Crespo daha fazla forma şansı bulabilir. Crespo'ya piyasa yaptırır. 1. 2. Atletico Madrid scoutları Fenerbahçe'ye yazın bir teklifte bulundu. 4.5 milyon euroluk teklifte bulundu. 8'e kadar yükselttiler. Biz başta 12 dedik ama sonrasında Jesus sakattık e, sakatlık dönüşünde pek beğenmemişti Crespo'yu ama sonrasında beğendi. Biz 18'den aşağı satmayacağımızı söyledik. Sonra biz Atletico Madrid'e dedik ki yani onlar 8 artı opsiyonlu 12'ye kadar çıkabileceklerini söylediler. Biz dedik ki bu saatten sonra da 20-30 milyon euroya zor alırsınız dedik. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Oldu ya. Portekiz milli takımına seçildi diyelim inşallah. Ve Portekiz milli takımına seçildikten sonra da iyi bir performans ile girerdi. Çok değil arkadaşlar. 4 maçı iyi oynasın. Bakın. Salahi Macaristan milli takımında İngiltere'ye karşı 4-0 galip geldiler. 5 tane resmi teklif aldı yazın. Hem de büyük liglerden, büyük takımlardan. Vedat Muriçi Kosova milli takımındaydı. Yani Birçok kişinin bilmediği takımdaydı. İngiltere'ye gitti. Wembley'de gol attı. Kaça gitti? Malum. E, Kim Minji? Güney Koreli. Ama İngiliz milli takımına e, karşı süper oynayan Salahi'nin takım arkadaşı olunca millet de Fenerbahçe'ye maçlarını izleyip ulan bunlar da nasıl oynamış diye merak edince Kim Minji de ışık hızıyla gitmiş oldu. Şimdi ben de aynısını söylüyorum. Bir Crespo'nun Portekiz milli takımına seçilmesi Fenerbahçe'den belki domino etkisiyle birçok futbolcunun scoutlar tarafından incelenmesini sağlayacaktır. Şimdi Jorge Jesus'tan ilgili daha gelmeden kullandığımız cümle şuydu. Bu adam gelir, bizden önemli transferler ister. Biz önemli transferleri yaparız. Fakat bu adamın en önemli özelliği şu. Önemli transferleri yaptırıp daha önemli paralara sattırır demiştik. Bugün Cao Pedro'yu ben yüksek bedene satacağımıza inanmıyorum. Net söyleyeyim. Ama Rossi'yi satabiliriz. Orada 14,5 milyon euro yazıyor hanesinde. 14,5, 18 lira, 20 lira, 30 lira satabilir. Çünkü Uruguay milli takım etiketi. Biz Crespo'yu şu anda piyasa değeri 8 falan gösteriyor. Biz Crespo'yu 18'e de satabiliriz, 28'e de satabiliriz. Oraya bağlı. Başka bir absürt bir şey söyleyeyim. Crespo'yu 30'a satarsan aslında senin hayallerin gerçekleşmiş oluyor. Niye? Senin bir yıl içinde en fazla satışın 30 milyon euroydu zaten. Bir futbolcuyu 30'a satacak seviyeye gelirsem Bak bakalım nerelere, nerelere gelirsin. Artı Ferdi Kadıoğlu'nun performansını görüyorsunuz. Şu Ferdi'yi bugün satsanız kaça satarsınız, alsanız kaça satarsınız. O şu an pek tercih edilmiyor konumunda. Ama bu o satsan kaça satan, alsan kaça alırsın. Değil mi? Bak yani daha tek tek saydırmayın bana. Birçok oyuncu, İrfancan Kahveci bile birçok Fenerbahçe taraftarı beğenmese bile şu an 7 artıya gideri var arkadaşlar. Bizim şansımız Jesus bizim üstüne düşmemiz gereken şey Jesus bizim olmamız gereken şey ise şampiyonluk. Bizi şampiyonluk haklar bize şampiyonluk ilaç gibi gelir bize şampiyonluk bak bize şampiyonluk e, o kadar getirisi olan bir ilaç olur ki siz de hayret edersiniz ben de hayret ederim. Bunun için ne yapmamız lazım? Sabırla beklememiz lazım ve takımımızı desteklememiz lazım. Hani benim hep esprim var. Ee, bir 3008'im olsa şöyle yapsam biraz sonra şampiyon olursak neden olmasın olur falan filan diye. Benim 3008'de şunda bunda gözüm yok. Yani inşallah olursa Rabbim herkese nasip etsin. Benim şampiyonlukta gözüm var. Bunca yıldır hakkı yenen şu taraftar inşallah şampiyonluk yaşar. Şampiyonluklar yaşar. 8 yıldır hiç e, teneke girmiyor. Yani bir sene içinde, iki sene içinde inşallah sekizden fazla kupa kazanır bu takım. İnşallah arkadaşlar kupadan kupaya koşar bu takım. İnşallah rüya sezonları arka arkaya geçirir bu takım taraftarı. Çünkü hak ediyor. İnşallah arkadaşlar. Duanızı eksik etmeyin. Hepinize bu kanalın bir ferdi olduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum. Videoyu beğenip abone olup şuranın 26.400 olmasına katkıda bulunursanız sevinirim. Değerli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bizim kanalda küfür, hakaret... İftira yasaktır. Bunun dışında fikrinizi beyan edebilirsiniz arkadaşlar. Sohbet yani topluluk kısmı aşağı kısım sizin için var. Yorumunuzu bırakabilirsiniz. Bizde herkesin yorumu değerli. Biz olabildiğince her yoruma cevap vermeye çalışıyoruz. Nokta dahi olsa cevap veriyoruz. Bu sizi yorumunuzu gördüğümüz, kıymet verdiğimiz anlamı taşıyor. Teşekkürler. Misiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.